Ömer Bey, hayırdır siz ne arıyorsunuz burada? Şey, ben radyolojiye verecektim de bunu. Bugünkü bütün randevularımı iptal et. Ama şehir dışından hastanız var. Yonca ne diyorsam onu yap. Allah Allah. Ne işler çeviriyor bunlar ya yine? Nurcan, Ömer Bey'in hastası kim? Yaşlı bir kadın, durumu bayağı ciddi. Trafik kazası geçirmiş. Arkadaştan anahtarı alıp Şile'deki yazlığa geldim. Burada saklanacağım. Taner'le ilgisi olmasın bunun? Kesin bir iş çeviriyor bunlar. Ben de çözmezsem. Alo abla. Ya ben mesaiye kalacağım. Babama söyleyiversen ha? Ne işin var burada? Olanları duydum. Çiçek anlattı her şeyi. Hatta o gönderdi beni. Çok üzüldüm ya. Çiçek mi anlattı sana bunları? Herhalde. Kardeşiz biz. Benden saklayacak hali yok ya. Bak. Taner, ben de hatalar yaptım. Kabul. Ama ben Çiçek'le aşkınıza inanıyorum. Ben size desteğim. Hele böyle bir olaydan sonra. Çiçek nasıl? Hala kızgın mı bana? Bak Yonca, onunla konuş. Bu olayda onun hiçbir suçu yok. Ya biz arabada biraz tartışıyorduk. Sonra bir anda o kadın önümüze çıktı. Yani ben de duramadım. Ama tekrar söylüyorum, yani bu olayda Çiçek'in hiçbir suçu yok. Üzülme. Söylerim ben ona. Senin karnın acıkmıştır şimdi. Şöyle, sana bir şeyler hazırlayayım ha. Bir de tuvalete gitmem gerek. Neredeydi? Koridorun sağında. Tamam. Alo, 155 mi? Bir ihbarda bulunacağım. Hazır. Sana puding yaptım. Evde bir şey kalmamış. Ya son kullanma tarihi geçmiş ama tadı güzel. Yonca, sen başıma bir anda iyilik meleği kesildin. Hayırdır, hangi dağda kurt öldü? Aşk olsun. Birini mi bekliyordun? Hayır, kimseyi beklemiyordum. Tamam. Sen dur, ben bakarım. Her kimse hemen gönderirim. Tamam. Taner Hekimoğlu burada mı? Taner Hekimoğlu siz misiniz? Eyvah Taner. Benim. Kazaya sebebiyet verme suçundan gözaltındasınız. Bizimle karakola geleceksiniz. Alın arkadaşlar. Ama ya Taner, yapabileceğim bir şey var mı?
Yonca, amcamı ara hemen. Hemen amcamı ara. Tamam, tamam. Ben ne gerekiyorsa yapacağım canım, merak etme.